Şimdi aile ne demişti? Aile meclisi toplanmadı demişlerdi, değil mi? Narin cinayetinden sonra. Meğerse toplanmışlar. Toplandıklarına dair yeni görüntüler çıktı. Yani Narin öldürüldükten sonra cinayete kurban gittikten sonra aile meclisi bir güzel toplanmış. Hatta evin önünde bir kişiyi de şöyle sorguya çekiyorlar, sıkıştırıyorlar gibi. Bakın detaylara. Evin önünde bir kalabalık. Narin Güran'ın aile üyeleri bir arada. Bir kişiyi sorguya çektiler. İddiaya göre ardından darp ettiler. Ailenin görüntüyü sildiği iddia edildi. Ancak Salim Güran'ın avukatı iddiayı yalanladı. Toplantı jandarmanın talimatıyla yapıldı dedi. Sorguya çekilen kişi konuştu. Sana para veririz dediler sonra da dövdüler dedi. <laughs> 8 yaşındaki Narin Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kayboldu. 8 Eylül'de eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 7 Kasım'daki duruşmada aile üyelerine "Köyde toplantı yaptınız mı?" diye soruldu. Aile üyelerinin hepsi hayır yapmadık cevabını verdi. Hatta Nari'nin dışarıdaki tek Baran Güran bir toplantı olsaydı herkesin göreceği yerde köyde mi yapılırdı dedi. 7 Eylül tarihli bir görüntü ortaya çıktı. Nari'nin cansız bedeni bulunmadan bir gün önce Erhan Güran'ın evinin bahçesi aile bireylerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Kamera görüntüleri netleştirildi. Son hali mahkemeye sunuldu. Görüntülerde Erhan Güran, baba Arif Güran ve diğer aile üyeleri var ve sorguya çekilen bir kişi. Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre sorguya çekilen kişi köydeki çoban Ahmet Akgündü. İşkence gördüğünü iddia etti. Görüntülerde işkence görüntüleri yoktu ama bazı kişilerin ellerindeki sopalar gözüküyordu. Videonun sonundaysa Baran Güran Ahmet Akgünü koluna girip götürdü. Sorguya çekilen kişiye tutuklu abi Enes Güran'la ilgili bir şeyler kabul ettirilmek istendiği, koruma sözü verildiği iddia edildi. Onların yanına gitmediğim için beni dövdüler. Benim bir şey gizlediğimi sandılar. Ama ben hiçbir şey görmedim. Beni çok dövdüler. Suratıma vurdular. Gömleğim kan içindeydi. Gömleğimi yırttılar. Gömleğimin halini görseniz ağlardınız.'' Bu olaydan sonraki gün Nari'nin cesedi bulundu. Jandarma daha sonra beni gördü. Seni niye dövdüler diye sordu. Komutanım garibanım dedim. Şikayetçi olmadım. Onların yüzünü görmesem daha iyidir. Toplantı görüntülerini Güran ailesinin sildiği iddia edildi. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Ak da iddiayı yalanladı. Görüntüler hiçbir zaman silinmedi. Jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir dedi.